Değerli izleyiciler merhaba. Küresel ısınma ve sonucu olan iklim değişiklikleri aslında dünyanın oluşum ve varoluş sürecinin bir parçası. Ancak sanayileşme ve insanlığın tüketim hızı bu süreci olumsuz etkiliyor. Günümüzde iklim değişiklikleri artık ivedilikle önlem almamız gereken boyutlara ulaştı. Zaman insanlığın aleyhine işliyor. Dünyada artan felaketler ve tehditler bunun göstergesi. EkoTürk olarak bu önemli konuya dikkat çekmek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmak için Yaşanabilir Dünya programıyla her çarşamba saatlerimiz 15'i gösterdiğinde EkoTürk ekranlarında sizlerle olacağız. Bugünkü konumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 7-10 Aralık tarihleri süresince devam edecek olan Barcelona Sözleşmesi, Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunması 22. Taraflar Toplantısı, Conference of the Parties, COP22 olacak. Konferansta Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliği ele alınacak. COP22'yi konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizimle olacak. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'la gelişmeleri konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Birlikte inşallah. Hocam şimdi bir zirve var Antalya'da. Bununla ilgili küresel ısınma ve sonucu olan iklim değişiklikleri aslında dünyanın oluşum ve varoluş sürecinin doğal bir parçası dedik. Siz Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da toplanan COP22 ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Şöyle bir şey söyleyelim. Öncelikle buyurun. Türkiye'ye baktığımız zaman hatta Türkiye değil, içinde bulunduğumuz bölgeye yani Akdeniz Havzası'nın doğu kısmına baktığımız zaman içinde bulunduğumuz iklim değişikliğinden en kötü etkilenecek yerlerden bir tanesi. Bunun üzerine bir faktör daha eklenecek ne yazık ki. O faktör de bu bölgenin nüfusunun geri kalan yerlerle kıyaslandığında yakın gelecekte çok daha hızlı artacağı. Bu da tabii beraberinde hem kaynakların azalmasını bununla birlikte de nüfusun artmasını getireceği için bundan dolayı çok daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor ve bu bölgede özellikle çevresel konularda çok ciddi bir işbirliğine ve yardımlaşmaya ihtiyacımız var. Bu olmadığı takdirde çevredeki herkes bundan zarar görecek. Yani işte temsilcileri görüyorsunuz. Bu grubun herhangi bir tanesi buradaki problemlerin herhangi birine kendi başına karşı çıkamaz, üstesinden gelemez. O nedenle de hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Kısacası bu. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Birlikte hareket edelim, hızlı davranalım ve tedbirli olalım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bu zirve 4 gün sürecek. 3. gününde katılımcı ülkelerin bakanları bir araya gelecek ve zirvede Akdeniz'in çevresel açıdan korunup iyileştirilmesini hedefleyen önemli kararların alınması öngörülüyor. Bu kararlar neler ve uygulanabilirliği hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi burada birazcık daha tıkanıyoruz. Maalesef Akdeniz'in çevresine baktığımız zaman hani iki tane çok değişik dünya var Akdeniz'in çevresinde. Biri kuzeydeki dünya yani İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan diyebileceğimiz hatta yani Slovenya ve Hırvatistan'ı da bunun içine katabiliriz. Ama öbür tarafta da Türkiye'den başlayan, Suriye'ye giden, Lübnan, Doğu kesiminde İsrail, Mısır, Libya, Cezayir, Fas. Burada da ayrı bir dünya söz konusu. Bu nedenle bu probleme böyle iki taraftan bakıldığı zaman her iki tarafın birden uygulayabileceği bir takım kararların alınması. Yani dişi olan bazı kararların alınmasını ben çok fazla beklemiyorum. Burada çünkü herkesin öncelikleri farklı olacak. Kuzeydeki ülkeler ya işte şunu yapmayın bunu yapmayın her zamanki gibi Avrupa Birliği mentalitesiyle konuya yaklaşacaklar. Güneydeki ülkelerde ama bizim işte gelişmemiz lazım, büyümemiz lazım, ondan dolayı da bazı şeyleri yapmamız gerekiyor şeklinde
yaklaşacaklar probleme. Onun için hani gerçekte çalışacak bir sistemin kurulabileceğini ben pek düşünmüyorum. Aynı iklim konusundaki diğer anlaşmalarda da olduğu gibi. Evet, bunlarla ilgili aslında sizin görüşleriniz var. Bunlarla ilgili de soru soracağım size. Peki değerli hocam, eğer alınan kararlar karar çıkarsa mavi bir Akdeniz'e doğru temasında Akdeniz'e nasıl fayda sağlar? Kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türler, turizm, bunlara nasıl etkileri olur? Şimdi şöyle bir şey söylemekte fayda var. Az evvel öğlen haberlerinde şey geçiyordu. Bir tane karetta bulmuşlar Marmara Denizi'nin dağlara takılmış. Yani karettalar Marmara Denizi'ne kadar çıkmamalılar. Ama denizler o derece sıcaklaştı ki artık bu zavallılar yerlerini terk edip kuzeye doğru çıkıyorlar. Ve gittikçe Kızıldeniz'den Akdeniz'e orada yaşamayan türler gelmeye başlıyor. Akdeniz'deki türler yavaş yavaş Karadeniz'e gitmeye başlıyor. Bunun arkasındaki temel sebep işte az çok resimlerinde göstermekte olduğunuz iklim değişikliği. Yani siz o bölgede suyu ne derece korursanız, ne kadar kirletmemeye çalışırsanız çalışın, öbür taraftan su ısınıyor. Bu zaten doğal olarak bir problemi beraberinde getiriyor. Ama bunun ötesinde de hani bir Çin kadar ya da bir Hindistan kadar olmasa da çok ciddi bir kirlilik bu denizlere doğru akıyor. Ve hani sanmayalım ki bu kirlilik sadece bizden ya da Mısır'dan ya da Cezayir'den oluşuyor. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'dan da çok ciddi miktarda kirlilik geliyor. Bunun en başında da ne yazık ki denizlere akan gübre var. Ve işte Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yaz gördük bunun etkilerini müsilajdan dolayı. Yani burada çevrede sadece deniz kirliliği değil, ele alınması gereken çok sayıda problem var. Evet, gönül istiyor ki Mavi Akdeniz olsun ama o Mavi Akdeniz'i bilinçsizce kirleten çok fazla faktör var ve bunların çok az kısmı esasında bu tür anlaşmalarla kontrol altına alınabilir. Yani siz Akdeniz kıyısında bütün ülkelerdeki çiftçiye eğitim vermeniz gerekiyor ki belirli miktarlarda daha düzgün, daha doğaya saygılı bir gübre kullanımı olsun ki en önemli kirleticilerden bir tanesini azaltalım burada. Yani biz hep kirletici dediğimiz zaman aklımıza plastik geliyor. Plastik denizlerdeki hani evet önemli bir sorun ama en büyük sorun değil. Doğasında çok daha büyük problemler var bölgenin. İnşallah zaman içerisinde onlara da bir çözüm bulmaya çalışacaklar. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizin gerçekten çok güzel yazılarınız, açıklamalarınız var. Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili taşıdığı riskler ve aldığı önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Aynı konu bağlamında, evet. Akdeniz çevresinden devam edersek Türkiye'nin riskleri bölge risklerinin bir yansıması esasında. Yani bu bölge dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek yerlerin neredeyse başında geliyor. Çünkü arkada birkaç tane sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi bu bölgede çok uzun süreden beri tarım yapıyor. Bundan dolayı da toprak esasında bu bölgenin tamamında yorulmuş durumda. Bunun üstüne bir de iklim krizinden kaynaklanan yağışlardaki ya da yağış rejimindeki değişikliği eklediğimiz zaman burada gıda üretimi çok ciddi bir sorun olmaya başlayacak çok yakın vadede. Bunun üzerine daha marjinal bölgelerde yaşayan ve daha ağır hasar görebilecek olan insanlar da buraya doğru akın edecekler. Yani şu anda da bunu görüyoruz. Özellikle Libya, Tunus bölgesinden İtalya'ya gitmek için her gün neredeyse yüzlerce göçmen denize açılıyor. Ve ondan sonra da deniz kuvvetleri tarafından Avrupa Birliği'nin geri püskürtülüyor bu insanlar. Ve bu insanlar artık denizden geçemeyeceklerini anladıklarında Türkiye üstünden gelmeye başlayacaklar. Bu da
yani bölgemiz açısından çok ciddi bir istikrarsızlık unsuru olacak. Yani artık sadece iklim değişikliğinden değil, milli güvenlikten de söz ediyor olacağız. Bu bölgenin iklim değişikliğinden etkilenebilirliği bağlamında. Evet, o zaman zamanında halledemediğimiz, çözemediğimiz her sorun ilerleyen süreçlerde büyüyerek bir çığ gibi üzerimize düşmeye devam edecek ve daha farklı sorunları meydana getirebilecek diyebiliriz. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. 2-3 dakikalık bir müsaade rica edeceğim. Antalya'ya, zirveye bağlanacağız. Ekotürk TV muhabiri Tuğba Işıcı bugün bizlerle orada olacak. Tuğba, sendeyiz. Ekotürk TV muhabiri Tuğba Işıcı'ya teşekkür ediyoruz. Hocam, tekrar sizle birlikteyiz. Biraz beklettik. Kusura bakmayın lütfen. Bir sorum daha olacak size hocam. İklim değişiklikleriyle ilgili oy birliği alınmasına gayret edildiği için çok taraflı görüşmelerde sonuca varmanın güç olduğunu ve ikili görüşmelerin denenmesi gerektiğini öngörüyorsunuz siz, benim yazılarınızdan takip ettiğim kadarıyla. Bu durum ile ilgili düşüncelerinizi de detaylandırır mısınız? COP'ların hedeflendiği gibi geleceğin dünyasının şekillendiği, kararlarının alındığı yerler olması için sizin öngörüleriniz bizim için çok değerli ve nelerdir, paylaşır mısınız bizimle değerli hocam? Şimdi öncelikle bu yani... Tam toplantının ortasında bu COP'lar artık bir işe yaramıyor demek çok hoş bir şey değil, farkındayım. Ama COP'lar bir işe yaramıyor. Bu şu anlama geliyor. Yani herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz biz bu toplantılarda. Ve başta dediğim gibi yani bir tarafta nispeten ekonomik olarak belirli bir noktaya gelmiş Avrupa Birliği üyeleri, öbür tarafta da... Kuzey Afrika ülkeleri ve bu iki grubun ihtiyaçlarını ve imkanlarını aynı potanın içerisine koyarak bir değerlendirme yapabilmemiz ve buradan bir takım kararlar alabilmemiz neredeyse imkansız. Şimdi bu kararlarda bir de herkesin oy birliğini arayacak olursak, yani diyeceğiz ki mesela arkadaş kesinlikle... herhangi bir şekilde çöp dökülmeyecek. Buna korkunç cezalar getireceğiz. Büyük yaptırımları olacak. Ne kadar güzel, ama siz bunu belki çöplerin bertaraf edilme sorunu artık hiçbir şekilde gündemde olmayan Avrupa Birliği ülkelerine söyleyecek olursanız ne ala, ama aynısını daha gelişmekte olan ülkelere söyleyecek olursanız bu kadar rahat karşılanabilir şeyler değil. Dolayısıyla o ülkelerde size diyorlar ki ya tamam o zaman ama buna bir tarih koyalım. Yani mesela diyelim ki 2030'dan itibaren ve genelde hani hep birkaç tane lafımız var biliyorsunuz, bir yol kervan yolda düzülür tarafımız var. Bir de işte kul sıkışmadıkça hızır yetişmez. Biz hep son dakikaya bırakıyoruz. Önce diyoruz ki tamam 2030'a kadar biz bunları yaparız. Yani Türkiye açısından söylemiyorum. Bu Orta Doğu medyası daha fazla. Genel olarak bütün ülkeler için aynı durum. Yani bütün bu değişiklikleri yapma. Yani nasıl olsa yaparız, nasıl olsa yaparız deyip 2030'a kadar serbest bir çek elde ettik diye bakıyoruz bu tür kararlarda. Ondan sonra da 2029'da hadi bakalım şimdi bunu nasıl hayata geçireceğiz diyoruz. Sonra 2030'daki toplantı geliyor. Diyoruz ki işte o zaman bir 5 sene daha bunun uzatmasını isteyelim. Ya bu tür şeylerde çok taraflı karar vermek çok zor. Çünkü bazılarını evet biz mesela Avrupa Birliği'ne çok daha rahat uyabiliriz. Ama geri kalan bütün ülkeler aynı rahatlıkta uyabilecekler mi? Bunları bir araya koyduğumuz zaman ağır problemler çıkıyor. O nedenle de mesela Avrupa Birliği ile Türkiye bir ikili görüşmeyle bu tür problemlere hem finansman sağlanmasında hem de çözüm getirilmesinde çok daha yapıcı kararlar alıyor olabilirler. Maalesef işte böyle büyük toplantılar yapıldığında çok güzel konuşuluyor ama konular ne yazık ki havada kalıyor. Evet, sürecin ilerlemesi belki yeterince hızlı olmayabiliyor diyebiliriz. Değerli hocam, o zaman bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler de var. Elbette ki çok etkili olur mu siz daha iyi takdir edeceksiniz ama şöyle bir soru sormak isterim size. Karbon ayak izimizi azaltmak için doğrudan ve dolaylı olarak nelere dikkat etmeliyiz? Biz birey olarak neler yapabiliriz?
birey olarak yapmamız gereken bir numaralı şey, bu birey hangi ülkenin hangi bölgesinde ne şartlarda yaşıyor olursa olsun, oy verdiği politikacıya iklim değişikliği konusunda ne yapacaksınız sorusunu sormak zorunda. Bir kez daha bu partiden, politikadan, her şeyden bağımsız bir şey. Yani hangi partiye oy verirseniz verin, o partinin politikacılarının sizin iklim krizini ciddiye aldığınızı ve onların bu konuda bir şeyler yapmasını beklediğinizi bilmeleri gerekiyor. Çünkü politikacılar bu konuda kural koyucular. Ve bir kez daha iktidar, muhalefet hiçbir şey fark etmez, kuralları bir arada koyuyorlar. Bundan dolayı da doğru kuralları koyarsak ancak bu tür iklim ve çevre krizlerinden belki çok fazla yara almadan kurtulabiliriz. İkincisi de benzer davranışı bütün şirketler bağlamında gösterebilmek. Yani bir ürünü aldığınız zaman sen bunu nasıl ürettin sorusunu sormak zorundayız. Sen bunu üretirken çevreye ne zarar verdin, iklime ne zarar verdin, doğaya ne zarar verdin sorusunu sormalıyız fiyatın yanında. Yani hiçbir zaman demiyorum ki 3 kat daha pahalı olan bir şeyi gidin satın alın sadece iklime ve çevreye daha saygılı davrandığı için. Çoğu kişinin bütçesi buna el vermiyor olabilir. Ama en azından satın alma alışkanlıklarımızda bunu sorgulamamız gerekiyor. Ve tabii satın alma alışkanlıklarımızda her ne kadar sistem bizi devamlı yeni şeyler satın almaya doğru ittiriyor olsa da birazcık geri durmamız gerekiyor. Yani özellikle ülkemizin şu anda bulunduğu ekonomik durum içerisinde çok zor bir şey değil bu. Yani herkes elinden geldiğince gereksiz harcamalarını kısıyor şu an için. Buna devam etmemiz gerekiyor. Yani daha güzel günlerde de gereksiz şeylere para harcamamamız gerekiyor. Ne varsa ihtiyacımız, onunla yaşamayı, geri kalanını da tasarruf etmeyi öğrendiğimiz müddetçe geleceğe doğru düzgün adımlar atabiliriz. Bunun dışında da hani iki tane basit nokta var. Bir, elimizden geldiğince çok hareket etmememiz gerekiyor. Çok hareket etmemekten de kastım tatile uçağa binip uzak yerlere gitmeyin. Gayet basit. Eğer tatile gidecekseniz hani otobüsle, trenle, arabanızla ne kadar gidebiliyorsanız orası en fazla gideceğiniz yer. Günlük hayatta da olabildiğince bisiklet, yürüyüş ve toplu taşıma ile hareket edin. Toplu taşımayla gidemiyorsanız, çok uzaksa, o zaman hani hayatı değiştirmemiz gerekiyor hepimizin. Son olarak da hayvansal ürün tüketimini azaltmamız gerekiyor. Bunda hani bahsettiğim 2 kilo et yiyorsanız artık yarım kilo ete gelin anlamında değil. Çünkü gerçekten et alamayacak ekonomik duruma sahip çok insan var. Ama onlar da zaten bu problemin bir parçası değiller. Onlar zaten doğal olarak çözümün parçasılar. Önemli olan problemin parçası olan kişilerin bu bağlamda birazcık hayvansal ürün tüketimini azaltmaları. Teşekkür ediyoruz hocam. Bilinçli olmalıyız, bilinçli tüketici olmalıyız aynı zamanda da. Bir de hocam, pandemi süreci yaşadık. Dünyada kaç pandemi olursa olsun ve insanlar ne kadar evlerine kapatılırsa kapatılsın, fosil yakıtlar ve sanayileşmenin verdiği hasar ortadan kaldırılamaz. Peki bu durumun karbon salınımına etkisi nedir? Neden pandemiler çağını yaşıyoruz ve küresel düzenin sürece etkisi açısından bunu değerlendirmenizi rica edebilir miyim? Şimdi bu bayağı geniş oldu. Evet. Konu olarak bakarsak. Evet. Bir, pandemilerden ne öğreniyoruz bu bağlamda? 2020 yılına baktığımızda 2020 yılında karbondioksit salımları sadece %7 azaldı. Yani bütün o pandemi kargaşası, evde oturduk, kapandık, şu bu derken sadece %7 azaldı. Bu beklenenin çok altında bir şey. Bunun arkasındaki temel sebep de biz gene aynı elektriği kullandık, gene aynı yiyecekleri kullandık. O yiyeceklerde geri kalan tüketim malzemeleri de eskiden biz dükkana gidip satın alırken, şimdi onlar kuryeler vasıtasıyla eve gelmeye başladı çoğu noktada.
bu tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmedik. Onun için de sadece çok küçük bir azalma oldu. O da daha çok Çin'in kısa süreli kapanmasından kaynaklanan bir azalmaydı. Pandemiler devam edecek mi? Pandemi bu olmasa bundan sonra artık bu dünyada yaşamak zorundayız. Çünkü gittikçe küreselleşen ve hastalıkların çok hızlı yayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunun arkasındaki en önemli sebep de çok hızlı hareket ediyor olmamız. Yani 1300'lerde veba Beijing'den Londra'ya gelmesi sanıyorum 14 sene sürdü. Şimdi Beijing'den Londra'ya gelmesi herhangi bir hastalığın değil 14 sene, 14 saat bile sürmüyor. Ve çok çok hızlı yayılan pandemiler var ve daha da kötü olacak bu. Yani bunlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız ve bunlara engel olmayı öğrenmek zorundayız. Yalnız iklim krizi bunların hiçbirinden etkilenmiyor. Biz hayat tarzımızı değiştirmediğimiz müddetçe, hayat tarzımızda ne yediğimiz ne tükettiğimiz, bu ikisini değiştirirsek ancak iklim değişikliği belki bir çözüme ulaşabilir evet. Uzun vadede. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Son bir dakika içerisine girdik. Söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Bu gezegende hepimiz birlikte yaşıyoruz ve ne yazık ki hani ben bununla yatıp bununla kalkıyorum sabah akşam, benim hayatım bu. Ama bu program bittikten sonra dinleyenlerin önemli bir kısmı en önemli konu olarak bakmayacaklar buna. Ne zaman hepimizin en önemli konusu olursa iklim krizi, o zaman bu konulara çözüm bulabilir ve yaşanabilir bir dünyaya kavuşabiliriz diyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, değerli hocamız bizimle birlikte oldular. Çok değerli bilgilerini bizimle paylaştılar. Ekranları başında bizleri vakit ayırıp izleyen siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.